Herkese merhaba. Bu videoda üç terim hakkında konuşacağız. Bunlar özgüven, öz yeterlilik ve kontrol odağı. Benlik kavramı bir önceki videodan da anlaşılabileceği gibi özgüven ve öz yeterlilikten türemiştir. Yani özgüven kişinin kendine olan saygı ya da düşüncesidir. Öz yeterlilik ise bir bireyin gerekli durumlarda organize olma ve harekete geçme yeteneğine olan inancıdır. Yani diğer bir deyişle öz yeterlilik bir bireyin özel bir durumu başarabilme yeteneğine olan inancıdır. Öz yeterlilik Bandura tarafından geliştirilmiştir. Bunun sebebi genel özgüven kavramından duyduğu memnuniyetsizliktir. Öz yeterlilik özgüvenden daha belirli bir kavramdır. Öz yeterlilik psikolojik durumlardan motivasyona kadar birçok konuda etkili olabilir ve görünürde tüm insanlar başarmak istedikleri hedefleri değiştirmek istediklerini belirleyebilirler. Ancak çoğu insan bu planları uygulamaya geçirmenin kolay olmadığını da bilir. Hedeflere, görevlere ve zorluklara yaklaşılma şeklinde kişinin öz yeterliliği önemli bir rol oynar. Öz yeterliliği ikiye ayırabiliriz. Güçlü bir öz yeterlilik duygusu olan insanlar ve zayıf bir öz yeterlilik duygusu olan insanlar güçlü öz yeterliliğe sahip kişiler, zorlu problemleri yönetilmesi gereken görevler olarak görürler. Bunun için kısaltma olarak haki yazacağım. Güçlü öz yeterliliği olan insanlar katıldıkları etkinliklerle oldukça derinden ilgilenirler. Etkinliklerine ve ilgilerine kuvvetli bir bağlılık içindedirler. Yani kararlıdırlar. Aksiliklerden ve hayal kırıklığından da çabuk kurtulurlar. Hemen atlatırlar. Yani problemlerden ve zor görevlerden haz alırlar. Çabuk atlatırlar. Güçlü bir bağlılık duygusu vardır. Kararlıdırlar ve güçlü ilgileri vardır. Ha ki. Bir yanda da zayıf öz yeterliliği olan insanlar var. Bunun için de bu ke kısaltmasını kullanacağım. Çünkü aklıma başka bir şey gelmiyor. Zayıf öz yeterliliği olan insanlar zorlayıcı görevlerden uzak dururlar zor görevlerin kapasitelerine fazla olduğunu düşünürler. Kişisel başarısızlıklara ve olumsuz sonuçlara odaklanırlar. Ve kişisel yeteneklerine olan güveni hemen kaybederler. Yani elimizde başaramamak, uzak durmak, kaybetmek ve eksiklik var. Dört farklı öz yeterlilik kaynağı vardır. Bireyin güçlü ya da zayıf bir özelliğe sahip olduğunu bu kaynaklara bakarak anlarız. İlki tecrübe yöntemidir. Bunun anlamı, bir görevi başarıyla tamamlamanın öz yeterlilik duygusunu artırmasıdır. Sonra, sosyal modellendirme gelir. Yani etrafımızda bize benzer insanların bir işi başarıyla yaptığını görünce, biz de kendi yeteneklerimize ve benzer bir işi yönetebileceğimize ve başarabileceğimize inanırız. Üçüncü kaynak, sosyal iknadır. Geçmişte birinin bir amacı başarmanıza yardımcı olması için sizi cesaretlendirmek için söylediği olumlu bir şey düşünün. Başkalarından sözlü güven almak, bir bireyin kendi şüphelerini aşmasını ve elindeki işe odaklanmasını sağlar. Ve son kaynak psikolojik cevaplardır. Toplum önünde konuşurken heyecanlanan bir insan düşünün. Bu gibi bir durumda birey zayıf bir öz-yeterlilik hissi geliştirebilir. Ancak stresi azaltmanın yolları ve zorlu bir durumla karşılaşıldığında modu yükseltme öğrenilirse, öz-yeterlilik hissi artırılabilir. Unutmayın ki, özgüveni düşük bir insan, yüksek seviyede öz-yeterliliğe ya da tam tersine sahip olabilir. Bu durum oldukça ilginç değil mi? Örneğin, mükemmelliyetçiler bu uyuşmazlığa sahiptir. Özgüvenleri düşükken, öz yeterlilikleri muhtemelen yüksek seviyededir. Bunun nedeni, kendilerine oldukça olumsuz ve eleştirel bakmalarıdır ve buna rağmen bazı alanlarda kendilerini oldukça becerikli görürler. Mesela, mükemmelliyetçi bir birey kendini sevilemez ve sıkıcı görebilir. Ancak bu birey, yetenekli bir mimar olduğunu da düşünebilir. Kesin açıklamaları olan görevlerde yetenekli olabilirler. Ama ilişkiler gibi açık kuralları olmayan durumlarda cesaretlerini kaybedebilir ve kararsız hissedebilirler. Son terimimiz olan kontrol odağına geçelim. Kontrol odağı, kişilerin hayatlarındaki olaylarda ne kadar kontrol sahibi olduklarına dair algılarıdır. İç ve dış kontrol odağı olmak üzere de ikiye ayrılır. İç kontrol odağı, kişinin olayları ve sonuçları etkileyebileceğine inanmasıdır. Sonuçları kendi özelliklerine dayandırırlar. Ve dış kontrol odağı olan bir insan her şey için etrafındakileri suçlar. Olayları çevresel faktörlere ve sebeplere dayandırırlar. Yüksek seviyede iç kontrol odağı olan insanlar hayatlarındaki olayların kendi hareketlerinden kaynaklandığına inanırlar. Yani iç kontrol odağı olan insan bir testte istediği performansı gösteremezse yeteri kadar çalışmadıkları için kendini suçlar. Eğer teste başarılı olurlarsa, sonucu kendi çalışma yeteneğine dayandırırlar. Yüksek derecede dış kontrol odağı olan bir birey, teste istediği sonucu alamazsa, bunun nedeninin test soruları olduğunu söyler. Ve eğer teste iyi bir sonuç alırlarsa, öğretmenin hoşgörülü olduğunu ya da şanslı olduklarını düşünürler. Başarılı olmalarının sebebi dış faktörlerdir. İç kontrol odağı olan insanlar, kaderlerinin dış faktörler tarafından kontrol edildiğini düşünmek yerine, kaderlerini kontrol edebileceklerini hissederler. Bu yüzden daha mutlu, daha az depresif ve stresli olmaya meyillidirler.